İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum temsilcilerince yapılan basın açıklamasında şantiye şefliğinin işlevsel olarak amacına uygun bir şekilde şantiye şefliği eğitimi almış kişiler tarafından yapılması gerektiği ifade edildi. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi Bodrum temsilciliğinde bir basın açıklaması yapıldı. Şantiye şefliği tam zamanlı bir görevdir başlığıyla yapılan basın açıklamasını İMO Bodrum Başkan Yardımcısı Metin Soylu okudu. Yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda Soylu tarafından okunan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Bilindiği üzere şantiye şefliği yapı üretimi veya mimarlık mühendislik hizmeti gerektiren herhangi bir imalatın plan, proje, resim ve hesaplarına, fen ve sanat kurallarına, genel şantiye organizasyonu işlerine dair teknik mevzuata uygun olarak yürütülme ve denetleme işidir. Şantiye şefinin önemli görevleri bulunmaktadır. Bunlardan ilki yapının fen ve tekniğine, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesi, ikincisi inşaatın iş ve işlemlerinin planlanması, sevk ve idaresi, üçüncüsü ise güvenliğin sağlanması, işçi sağlığının gözetilmesidir. Açıkça görüldüğü gibi topraklarının %93'ü aktif deprem kuşağı üzerinde bulunan Türkiye'de güvenli yapı üretimi ve deprem nedeniyle oluşacak zararların asgariye indirilebilmesi için şantiye şefliği anahtar konumda yer almaktadır. Şantiye şefliğinin bir başka kilit rolü şantiye alanında işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasıyla ilgilidir. Ne acıdır ki ülkemiz yıllardır işçi ölümlerinde Avrupa birinciliğini, dünya üçüncülüğünü bırakmamaktadır. Dolayısıyla iş kazalarına karşı alınacak önlemlerde müteahhitlerin sorumluluklarını yerine getirmelerinin yanı sıra şantiye şeflerinin yetkin kişilerce yürütülmesi hayati önem arz etmektedir. Yapı üretim sürecinde bu denli önemli bir görev olan şantiye şefliği gerek mevzuatta yer alan gerekse uygulamada yaşanan eksiklikler ve yanlışlıklar nedeniyle çözümün değil sorunun bir parçası haline getirilmiştir. İvedilikle çözüm bekleyen bir alandır. Şantiye şefinin taşıdığı sorumluluk, şantiye alanında yüklendiği görevin kapsamı dikkate alındığında şantiyeden hiç ayrılmaması gereken bir görev olması gerekir. Bir mühendisin mevzuatta izin verildiği gibi 30 bin metrekareye kadar 5 ayrı işin şantiye şefliğini yapma şansı yoktur. Üstelik ilgili mevzuata göre yapım işinin tek ruhsata bağlı veya toplu yapı niteliğinde olması halinde yapı inşaat alanı sınırı uygulanmamaktadır. Bu koşullarda nitelikli bir yapım hizmeti sunmak olanaksız hale gelmiştir. Şantiye şefliği ile ilgili hazırlamış olduğumuz durum raporunda açıkça görülebileceği üzere yapı üretim sürecinin yöneticisi pozisyonda olan şantiye şefliği alanı son derece kontrolsüz ve sorumludur. Mevcut durumda işin niteliği ile hiçbir ilgisi olmayan meslek gruplarının keyfi olarak şantiye şefliği görevini üstlenebildiği, hatta belirli bir kesimin şantiye şefliği görevini yürütecek meslek grubundan olup olmadığı dahi anlaşılmamaktadır. Elde edilen verilerden şantiye şefleri hakkında yönetmeliğin 6. maddesinin 3. fıkrasında yer alan ve şantiye şefinin görevlendirilmesinde yapım işinin konusu, niteliği, büyüklüğü ile özel ihtisas gerektirip gerektirmediği imalatların oranının dikkate alınması gerektiğini bildiren hüküm varlığına rağmen şantiye şefliğinin görevlendirilmesinde idarelerin keyfi davrandığı tespit edilmiştir. Raporda size bunu açıklamadan sonra. Raporda daha ayrıntılı karşılaştırmalı tablolarla görülebileceği gibi 2020 yılına ait yapı ruhsatı verilerine göre toplam ruhsatlar içerisinde inşaat mühendisi üyelerinin üstlendiği şantiye şefliği oranı %45.8'dir. Oysa elektrik tesisatı, mekanik tesisat, restorasyon ve elektrik ile mekanik tesisata ilişkin tadilat ruhsatları dışındaki yapı ruhsatlarında şantiye şefi olarak görevlendirilmesi gereken meslek grupları ile ilgili yönetmelikte tarif edilmiştir. Yine söz konusu rapor ve deneyimlerimiz imzacılık diye tarif ettiğimiz sadece resmi işlemlerde görünsün diye kağıt üstünde kalan şantiye şefliğinin ne kadar yaygın olduğunu göstermektedir. Can güvenliği için asli bir çalışma alanı olan şantiye şefliğinin bir deprem ülkesinde hepimizin gözü önünde ve ilgili her kurum ve kuruluşun bilgisi dahilinde
sadece kağıt üzerinde kalması ülkemiz için bir utanç kaynağıdır. Bu durum depremle yaşamaya zorunlu olan ülkemizde bizzat can güvenliğimiz açısından tehdit oluşturmaktadır. Sorunun çözümü için istisnai durumlar dışında her şantiye şefi sadece bir şantiyede tam zamanlı olarak görevlendirilmelidir. Şantiye şefliğinin üstlenilmesinde yapım işinin konusu, niteliğinin, büyüklüğünün ve ilgili imalatların oranı dikkate alınması, keyfi uygulamaların sonlandırılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Şantiye şefliği sürekli eğitime, mesleki tecrübeye gereksinim duyan bir görevdir. Bu görevi yerine getirecek kişilerin ilgili meslek odalarınca verilen eğitimlerine katılıp belgelendirilmesi zorunlu tutulmalıdır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak şantiye şefliği üstlenilmesinin önüne geçilmesi için şantiye şeflerinin oda kayıt belgesi olmalı ve istenmelidir. Şantiye şefleri TUMOK tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin altında çalıştırılmamalı, hak ve ücretleri yasal güvenceye alınmalıdır. Odamız, şantiye şeflerinin gelişmesi için mesleki eğitimleri, gerekli belgelendirmeleri yapmaya hazır, üzerine düşen görevlerini yerine getirebilecek altyapıya ve kadroya sahiptir. Tüm meslektaşlarımızı, mesleğimizi, haklarımızı sahiplenmeye, ilgili idareleri ve uyarılarımızı dikkate almaya, önerilerimizi hayata geçirmeye, halkın can ve mal güvenliğini ilgilendiren, böylesi önemli bir konuda ivedilikle odamızla birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.